Dedim ki tamam, ben bir kısmını havaalanında görmüş olabilirim. Gelmeyecek olanları da görmüşümcesine havaalanına gitmiş de olabilirim. Onda bir sıkıntı yok. Fakat yeni arkadaşlar eski grupları çok bilmezler. Fakat K-pop'u K-pop yapan bazı gruplar vardır. Onlar da hala Türkiye'yi, İstanbul'u unutmadılar. Tamam ya, seninle evlenmeyecek, sakin ol. Lee Sun-ki geldi 2013 yılında. O da bizi çok şaşırtanlardan birisiydi çünkü bilmiyorduk. Hani'nin Türkiye sevgisi hep bir tık farklı ve bu etkinliğe ben de gittim. Hangai'ni yakından görenlerden bir tanesi de bendim. Zaten ben bu korumalardan ne çekiyorum ya? Hep beni buluyorlar. Hep beni görüyorlar. Jaejoong'un koruması da yapmıştı bunu bana. Hem de aynı zamanda Acun'un Yeteneksizsiniz programına katıldı. O dönem bizim için, böyle Kore ile ilgilenenler için bildiğiniz altın bir yıldı. Geldiler buraya, konser verdiler. Bundan daha da komik bir şey oldu. Merhaba arkadaşlar, Uzan Doğusu'na hoş geldiniz. Bendeniz Sümeyye Saraç. Bugün düşündüm, taşındım, ne yapsam, ne çeksem, sıradaki videom neyle ilgili olsa derken aklıma geldi, Türkiye'ye gelmiş bir sürü Koreli ünlü var. Dedim ki tamam, ben bir kısmını havaalanında görmüş olabilirim. Gelmeyecek olanları da görmüşümcesine havaalanına gitmiş de olabilirim. Onda bir sıkıntı yok. Fakat gerçekten Türkiye'ye gelen ve benim görmediğim bir sürü isim var. Dedim ki bence ben bunları bir aralık teker teker sıralayayım. O da bugüne kısmetmiş. Bugün ta 2003 yılından başlayıp daha böyle günümüze kadar ülkemizi ziyaret eden, çeşitli sebeplerle ülkemizi ziyaret eden Koreli oyuncular, K-pop grupları, şarkıcılar olmak üzere bir sürü ismi şöyle ben size kısa kısa bir anlatacağım bugün. Hadi bakalım. Ülkemizi ziyaret eden ilk isim 2003 yılında gelmiş olan Shinhwa. Shinhwa kimdir? Şimdi yeni arkadaşlar eski grupları çok bilmezler. Fakat K-pop'u K-pop yapan bazı gruplar vardır. Shinhwa gibi, G.O.D gibi, H.O.T gibi, S.E.S miydi? Şu an adını diyemediğim bir kız grubu var. Onlar gibi. Çok fazla böyle, şimdi tıpkı İşte ne bileyim, Blackpink, Twice, BTS, EXO'na kadar böyle popülerse o zamanlarda bu isimler çok popülerdi. Gerçekten K-pop'u bugünlere getiren, hala şu anki idollerin de şarkıcıların da onları taklit ettiği, şarkılarını söylediği gruplardır. Shinhwa da onlardan bir tanesiydi. Geçmiş zaman gibi konuştuğuma bakmayın. Hala aktifler. Kore'nin en uzun soluklu K-pop grubu. Koca adam oldular. Acışı oldular başıma. Hala da almadılar. Çok geç tanıdım aslında ben onları. Bir program aracılığıyla şans eseri izleyip tanımıştım. Çok da hoşuma gitmişti böyle kendi içlerindeki. Bir program dediğimde bu arada Running Man. Running Man'e katılmışlardı bütün üyeler ve orada izleyip çok hoşuma gitmişti. Çok komik üyeler var gerçekten. Aynı zamanda da Eric Moon zaten sürekli aktif bir şekilde oyunculuk yapan bir üye. Onun da dizilerini çok severek izledim falan filan derken Shinhwa dediğimiz grup 2003 yılında Türkiye'yi ziyarete geliyor. Bir fotoğraf çekimi için, bir proje için ve burada İstanbul'un popüler olan, turistik olan birçok yerinde fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyorlar. İşte Taksim gibi, Sultanahmet gibi, Galata gibi, işte turistik dendiği zaman akla gelen ilk yerlerde fotoğraf çekimi gerçekleştiriyorlar. Sanıyorum çok da başka bir, onun dışında bir şey yapmadılar. Ne kadar kaldılar çok bilmiyorum ama o fotoğraf çekimi için 2003 yılında, daha ben hiçbir şey bilmiyorken Kore'ye dair, Shinhwa Türkiye'ye gelip, İstanbul'a gelip buralarda çekim yapmıştı. Hemen bir sonraki isme geçelim. Yonghae Sang. 2009 yılında Türkiye'ye gelenlerden. Kimdir bu Yonghae Sang? Bir oyuncu. Şarkıcılık da varmış zannedersem. Ama benim bildiğim kadarıyla hala aktif olan bir oyuncu. Ben onu yıllar önce The Greatest Love dizisinde Gong Yoo-jin'le birlikte izlemiştim. Tabii ki orada ikinci adamdı. Gong Yoo-jin'e aşık olan bir diğer adamdı. Çok da güzeldi böyle oradaki karakter, oyunculuğu falan. Ben kendisini oradan hatırlıyorum. 2009 yılında da Türkiye Gezisi diye bir belgesel programı için Türkiye'ye geliyor ve burada gerçekten sadece İstanbul'u gezmekle kalmayıp Türkiye'nin birçok noktasında çekimler yapıyor. Kendisinin de bir fotoğraf makinesi var ve o şekilde güzel güzel çekimler yaparak bir program çekimi gerçekleştiriyor. Yonghae Sang. Çok ani bitti mi? Yonghae Sang.
Geldik Kim Jae-jong'a. Bununla ilgili böyle havaalanı anısını özellikle detaylı bir şekilde anlatmıştım. 2012 yılında Kim Jae-jong ansızın birden Türkiye'ye gelme kararı aldı. Tabii ki kendisi tek başına bu kararı almadı. Gelen bir siyasi bir kişilikle birlikte, kim olduğunu asla bilmediğim için siyasi bir kişilik demek durumunda kaldım. Onunla birlikte Türkiye'ye, Ankara'ya geldi. Orada bir işte imza günü gibi, hayran buluşması gibi bir etkinlik gerçekleştirildi. Aynı zamanda dönemin cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'le de tanıştı, görüştü. Kim Jae-jong o sayede Türkiye'ye, Ankara'ya birkaç günlüğüne gelmiş oldu. O sırada da tabii çok konuşulan şeylerden bir tanesi Jae-jong'un Türk kızlarını çok güzel bulmuş olmasıydı. Sonrasında ülkesine döndüğünde bununla ilgili çok fazla konuştu. İşte grup üyeleriyle de konuşmuş, programlarda da böyle bahsi açıldığında falan söyledi. Türk kızlarının çok güzel olduğunu, hatta bir fırlamalık yapıp Korece bilen bir Türk kızıyla evlenebileceğini bile söylemişti. O dönem tabii Koreli ünlüler bizden çok fazla haberdar olmadığı için bizim narin fan kalbimiz bu durumdan çok hoşnut olmuştu, mutlu olmuştu. Cümleyi nasıl toparlayacağını asla bilememek. Bakın tanıyın beni, tanıyın. Böyle kitlenerek konuşuyorsam nasıl toparlayacağını asla bilemiyor şu anda. İşin özü mutlu olmuştuk yani. Oo, inanamıyorum ki çok bir Türk kızıyla evlenebileceğini söyledi falan diye. Tamam yani senle evlenmeyecek, sakin ol. O da yalan zaten. Sadece hani bizi mutlu etmek amaç. Derken bu şekilde Kim Jae-jong da gelmiş oldu. Geçelim bir diğer isme. Gelelim 2013 yılına. Daha önceki videolarımda söylemiştim. İzlemeyenler için bir daha söyleyeceğim. 2013 Türkiye'de Kore yılıydı. O yüzden de çok fazla etkinlik oldu, Kore ile alakalı çok fazla şey oldu. O dönem bizim için, böyle Kore ile ilgilenenler için bildiğiniz altın bir yıldı. Hani gelen giden bitmiyor, sürekli tanıdık birileri geliyor. İşte Korece bir müzikal bile gelmişti, onları izledik falan arkadaşımla. Çok keyifli bir yıldı gerçekten. Nereye gitsem, nereye baksam Kore ile alakalı herhangi bir şeyle karşılaşıyordum. O yüzden yine o yılda gerçekten bir sürü isim geldi. Şimdi size kısaca o isimleri anlatacağım. İlk bahsedeceğim kişi grup NUEST. NUEST 2012 yılında çıkış yapmış bir grup ve uzun bir süre çok da tanınmadı aslında. Sonrasında bir programa katıldı. Yıllar yıllar sonra bir televizyon programına katıldı. Çaylaklarla birlikte, hatta ben demiştim ki o zaman yazık değil mi bu çocuklara? Yani bunlar çaylak değil ki, çok uzun zamanda çıkış yapmış bir gruplar. Bence ayıp ediyorlar demiştim. Fakat o NUEST'in parladığı yıl oldu. O program sayesinde bayağı böyle bir tanınırlıkları artmıştı. Sonra dedim ki tamam eyvallah, gayet iyi olmuş. En azından çocuklar tanındı o sayede diye. Ben ilk çıkışlarından beri onları biliyorum. Çünkü Face diye bir çıkış şarkıları vardı. Bir, onu çok sevmiştim. İki, Ren isimli üyeleri. Aşırı böyle feminen bir tip. Bir de hani tipinin güzelliğini de bildiği için, grup farkında olduğu için şirketi saçları sarıya boyatmış, uzun bir saç. Hani bayağı böyle çocuğu kız gibi gösterme çabası vardı o dönem. Hatta bir erkek grubunda bir kız üyenin ne işi var falan diyenler olmuştu o zamanlar. Çok değişik bir çocuktu. İlk grup o sayede benim ilgimi çekmişti. Ren sayesinde ve bence birçok kişi de öyle oldu. 2013 yılında K-pop Dance Cover diye bir yarışmanın Avrupa elemeleri için Türkiye'ye gelmişlerdi ve Türkiye'de de yapılan yarışmada jüri üyeliği yaptı NUEST grubu. Onunla da kalmadı. İşte bir belli bir kaç hayranıyla, birkaç şanslı isimle birlikte bir tekne turu yapmışlardı diye hatırlıyorum. Onun dışında İstanbul'u gezdikleri bir program çekmişlerdi. Orada da çok komik şeyler olmuştu. Özellikle Ren'le alakalı, ama hiç unutmadığım şöyle bir anısı var Ren'in. Havaalanında kız zannedip kadın bir personel Ren'le ilgilenmişti. Böyle hani üst arama muhabbetinde falan. Üyeler de çok gülmüştü o konuya. Haber olduğunda biz de çok gülmüştük, ama yani Türklerin bunu algılaması zaten zor. Tipe bakıyorlar, saçlara bakıyorlar. Kız gibi güzel çocuk, saçlar uzun. O yüzden muhtemelen bu kız deyip direkt kadın personel gibi bilgilenmiştir anne. Geldikleri zaman bayağı bir ilgi görmüştü NUEST grubu. 2013 yılında gelen isimlerden biriydi. Lee Seung-gi geldi 2013 yılında. O da bizi çok şaşırtanlardan birisiydi çünkü bilmiyorduk. Bir anda bir baktık Lee Seung-gi Türkiye'ye geliyormuş.
yine bir program çekimi için geldi. Nunas Over Flowers diye bir televizyon programıydı bu. Ve unutmadığım bir görüntüsü var. Havaalanında kendisini karşılamaya gelen, olaydan haberdar olan bir iki tane hayranının yanına gidip onlara yer sormuştu. Sultanahmet miydi hatırlamıyorum ama onlarla muhabbet etmişti, konuşmuştu. O dönemde Lee Sung-gi'nin tabii ki tanıdığımız bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu. Böyle bir anda Türkiye'de olduğunu duymak, öyle videolar görmek falan çok mutlu etmişti. O da o program aracılığıyla birkaç gün İstanbul'da Türkiye'de kalan isimlerden biriydi. Şimdi gelelim bir diğer isme. Psy, Oppan Gangnam Style. Hep böyle dedik değil mi? Oppan Gangnam Style. Hep sanki şey, senin Oppan Gangnam Style. Türkçe gibi düşünüyordum. Dünyanın en saçma şeyi ya. Oppan Gangnam Style. Bir anda böyle saçma sapan dans hareketleriyle falan ünlü olan bir adam düşünün. YouTube'da bir anda çok fazla izlenen, 1 milyara sanıyorum ilk ulaşan klipti o. Bir anda bir adam tanıdık yani, hani Psy. Biliyorduk ama Gangnam Style'a kadar adamın esamesi okunuyordu yani. Çok belli bir kesim biliyordu sadece. Koreliler biliyordu. Sonra bir anda böyle bir patlayıverdi. Hatta hiç unutmuyorum, daha o kadar patlamadan önce ben şans eseri internette denk gelip abime izletmiştim. Neden bilmiyorum. Abimin hiç böyle şeylerde de alakası yoktur yani. Abi bir şuna baksana deyip izletmiştim. Ya bunlar ne saçma saçma şeyler dedikten bir süre sonra şarkı patladı. Abim geldi bana dedi ki, Sümeyye varsa eğer öyle patlayacak olan bir şarkı, gözüne kestirdiğin bir şey varsa söyle de bileyim hani en azından. Çünkü sen onu dedikten bir süre sonra şarkı patladı gitti diye, öyle bir öngörü mü denir ona artık, ileri görüşlülük mü denir. Neyse 2013 yılında Blue Night organizasyonu için Psy Türkiye'ye davet edildi. Hem konser vermek için geldi hem de aynı zamanda Acun'un Yeteneksizsiniz programına katıldı. Orada da böyle birkaç performans sanıyorum Gangnam Style'ı söyledi. Tabii bizim için bayağı bir olay oldu. Bir de böyle hani Acun'un aracılığıyla gelmiş olması bayağı bir hoşumuza gitmişti. O kadar popüler bir ismin. Psy da 2013 yılında ülkemizi ziyaret eden ve Türk televizyonlarında bolca gördüğümüz isimlerden bir tanesi olarak tarihe geçti. Ve geldik 2013 yılında ülkemizi ziyaret etmiş bir diğer isme. Hanga In. Hanga In bir oyuncu. Şimdilerde o kadar aktif değil ama eskiden daha aktifti. Ben onu hatta The Moon That Embraces The Sun'da Kim Soo-yeon'un partneriydi. Jung Il-woo ile birlikte oynamışlardı. Orada izlemiştim. İlk çok zarif, çok böyle çıtı pıtı bir kadın. Expo'ya gelmişti 2013 yılında. Yine bu da bir Kore yılı olmasından kaynaklı bir etkinlikti. Architect Cheer 101. Doğru mu okudum hiçbir fikrim yok şu anda. Böyle Suzy'nin falan da olduğu bayağı o zamanlar Kore'de ünlenmiş bir filmdi bu. Hanga In'de oyuncularından bir tanesiydi. Hem yönetmeni gelmişti zannedersem hem de Hanga In gelmişti. Filmin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından da oyuncularla ve yönetmenle bir söyleşi yapıldı. Ve bu etkinliğe ben de gittim. Hanga In'i yakından görenlerden bir tanesi de bendim. Fotoğrafını çekmek çok istemiştim. Var mıydı tam hatırlamıyorum. Galiba uzaktan çekmeyi başardım ama korumaları falan çok böyle engel olmaya çalışmışlardı. Çekmeyin çekmeyin diye. Zaten ben bu korumalardan ne çekiyorum ya. Hep beni buluyorlar. Hep beni görüyorlar. Jejong'un koruması da yapmıştı bunu bana. Koruması değil o, menajeri pardon. Neyse işte Hanga In'de 2013 yılında ülkemize gelen Koreli ünlülerden bir tanesiydi. Gerçekten çok zarif bir görüntüsü vardı. Çok böyle kibar bir kadın. Yani gördüğünüzde de bunu daha net hissediyorsunuz. Çünkü bazı isimlerin böyle canlı gördüğünüzdeki o aurası daha farklı oluyor. Hanga In'de onlardan bir tanesiydi. Böyle kibar kibar etraf izliyordu. Nasıl oluyor bu bilmiyorum ama o şekilde o da ülkemizi ziyaret etmişti. 2013 yılında yine bizi çok şaşırtan olaylardan bir tanesi de N11 isimli internet sitesinin
açılış için iki tane Koreli grup çağırmış olmasıydı. Başka Türk şarkıcılar da vardı ama onların içinde neden iki tane Koreli grup çağırdığını hiçbirimiz anlamamıştık. Hala da anlamış değiliz. Bunlardan birisi Rania. Çok bilinen bir grup değil. Ben de zaten bilmiyorum. Hala da tanımıyorum. Bu diğeri de XID. Umuyorum doğru söylüyorumdur. Hayranları kusuruma bakmasın. Exit diyorum ben normalde ama sanıyorum öyle okunmuyor. Dedi ki ne alaka? Abi neden? Ben bu soruyu çok soruyorum biliyorsunuz. Neden yani? Hani XID ve Rania'nın ne işi var burada diye. Ben geldiler buraya konser verdiler. Bundan daha da komik bir şey oldu. Star TV'de o zamanlar Melek diye bir program vardı. Melek Baykal'ın yaptığı. Hani böyle bir gündüz kuşağında işte hep el işleri yapılan, böyle sırf evde kalan, evde oturan ev hanımlarına, kadınlara, onlar için yapılan, asla konuşamadım, programlar vardır ya. Hah, o programlardan birisiydi işte bu. Düşünün, o programa Koreli bir grup, K-pop, XID, işte hanisi şusu busu katıldı ve performans sergilediler orada. İşte kızlarla bir iki böyle muhabbet ettiler. Ama tabii o zamanlar XID bu kadar ünlü bir grup değildi. Biliyorsunuz, dur belki bilmeyenler için yine söyleyeyim. Hani'nin yıllar sonra çıkan bir fankemi sayesinde, fankem, ya ne, niye ben bu kelimeleri okuyamıyorum? Nalet gelmesin. Gereksiz. İşte Hani'nin yıllar sonra çıkan fankemi sayesinde patladılar bir anda ve sonrasında işte Hani ünlü oldu, Hani aracılığıyla da grup ünlü oldu. O zamanlar tabii bu kadar bilinmiyorlardı. Ama bizim için büyük bir şaşkınlıktır. Onlar da hala Türkiye'yi, İstanbul'u unutmadılar. Hani ondan sonrasında bir televizyon programı için yine gelmişti. Çok da tatlı videolar çekmişlerdi. Onu da izlediğim YouTube'da var hatta bazı bölümleri. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Hani'nin Türkiye sevgisi hep bir tık farklı. Çünkü sanıyorum birden fazla ziyaret ettiği için artık kızın bayağı ilgi alanına giriyor. Böyle programlarda falan da ya da canlı yayınlarda da Türkiye adını gördüğü zaman direkt dikkat kesiliyor falan. Aa, toki toki diye. O yüzden onlar da 2013 yılında özellikle Melek programına katılmasıyla dünyanın en anlamsız şeyini yapmış olan. Komik yani, anlamsızlığını da geçtim. Çok alakasız olduğu için hani biz böyle şey yapalım, dalga geçiyorlar bizimle, abi bu nedir falan diye böyle çok eğlenmiştik o zamanlar. O şekilde de buradan bir Rania ve XID geçmiş oldu. Çok şanslı bir hayranı, seven birisi, onu tanıyan birisi Taksim'de zannedersem karşılaşıp fotoğraf çektiriyor. BIST'i yarım saat arayla kaçırdığım bir gün vardır ki o gün hala benim kanayan yaramdır. Yanlış hatırlamıyorsam Kapadokya'dan bir fotoğrafı var. Programda eğleniyorlar ve balayı için Türkiye'yi seçiyorlar. Son yıcında 2014 yılında ansızın bir fotoğraf çekimi için Türkiye'ye gelenlerden. Bizden Murat Dalkılıç vardı. Kore'den Cyan Blue'yu davet etmişlerdi.